Ben, Emre, sıradan bir hayat yaşayan biriydim. Ancak yaşadığım olaylar, gerçeklik duvarımı yıkarak beni korkunç bir dünyaya sürükledi. Hikayem, babaannemin vefatıyla başladı. Onun ardında bıraktığı eski eşyalar arasında tuhaf bir muska buldum. Muska, cinlerle iletişim kurmama yardımcı olacak bir anahtar gibiydi. Muska, eski yazılar ve gizemli sembollerle kaplıydı. Bir gün, muskayı açtım ve içindeki talimatları izleyerek cinlerle temas kurmaya karar verdim. İlk başta bu sadece bir oyun gibi görünüyordu. Ancak evimde tuhaf sesler duymaya başladım ve atmosfer aniden değişti. Evimdeki cinler, bir zamanlar burada yaşamış ve kötü bir şekilde ölen atın ruhunu istiyordu. Babaannemin ölümüyle atın ölümü arasında bir bağ olduğunu keşfettim. Cinler, bu bağlantıyı kullanarak beni kontrol etmeye çalışıyorlardı. Muska, cinlere karşı korunmamı sağlayan bir güç kaynağı haline gelmişti. Ancak, Muska'nın beni bir cinli hocaya çektiğini fark ettim. Bu hoca, geçmişte babaannemle işbirliği yapmış ve Muska'yı kullanarak kötü cinleri kontrol etmeye çalışmıştı. Cinli hoca, geçmişteki olayların perdesini aralayarak babaannemin gizli bir büyücü olduğunu ortaya çıkardı. Babaannem, cinleri kontrol etme konusundaki yetenekleri nedeniyle bu cinli hocayla bir anlaşma yapmıştı. Ancak anlaşma bozulduğunda ortaya çıkan kaos büyüdü. Cinler, Muska'nın gücünü ele geçirmek için her türlü yolu denediler. Evimde garip gölgeler belirdi, geceleri tuhaf sesler duyulmaya başlandı. Cinlerin gazabı her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Geceleri, cinlerin beni korkunç kabuslara sürüklediği bir döneme girdim. Cinli hoca, geçmişteki anlaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bu kabuslardan kurtulmam için beni zorlu bir sınavdan geçirmeye karar verdi. Cinli hoca, Muska'nın gücünü kontrol etme konusundaki yeteneklerimi geliştirmeme yardımcı oldu. Ancak, Muska'nın gelecekteki olayları öngördüğünü ve cinlerin planlarını deşifre ettiğini fark ettim. Muska, kendi başına bir varlık haline gelmiş gibi görünüyordu. Sonunda, Muska'nın rehberliğinde cinlere karşı güçlü bir direniş örgütledim. Cinli hoca, geçmişteki hatalarını telafi etmek için bize katıldı. Evimizde büyük bir çatışma yaşandı. Cinlerin gazabına son verdik ve Muska'nın gücünü kontrol etmeyi başardık. Cinlerin etkisi sona erdiğinde evim huzura kavuştu. Cinli hoca benimle birlikte yaşamaya devam etti ve Muska'nın gücünü korumak için birlikte çalıştık. Babaannemin mirası sadece geçmişin gizemlerini çözmekle kalmamış, aynı zamanda bir cinler dünyasıyla savaşmamızı gerektiren bir kaderi de ortaya çıkarmıştı. Siz de başınıza gelen olayları veya duyduğunuz hikayeleri bana yazarak sesli hikayeye dönüştürebilirim.